Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Total War Warhammer'de yeni bir sefere başlayacağım. Aslında bu seferleri canlı yayınlarda, özellikle de Twitch'te yapmayı çok istedim. Fakat Warhammer 3'te yaptığımız tüm yayınlar ne yazık ki şanssızlıklarla sonuçlandı. Sürekli görüntüde bir böyle nasıl derler, bulanıklaşma oluyordu ve ben bu yayınları yapamadım. O yüzden mecburen YouTube'a özel olarak yapacağım. Video çekeceğim. Video çekerek YouTube'a atacağım. Bunları sizlerin beğenisine sunacağım arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız izlerken. Şimdi aslında Kizlev yapıyorduk biz yayınlarımızı. O yüzden Kizlev'i yapmayacağım. Kron yapacağım. Çünkü ben Warhammer 1 çıktığından beri aslında Kizlev'le oynamayı çok istiyordum. Fakat Warhammer 3 duyurulduğunda ilk oynayacağım iki fragmandan biri Kron'du arkadaşlar. Kizlev'le yayın yap seri yapmak istedim, olmadı. Onu artık bir şekilde artık YouTube'da belki canlı yayında yapabilirim. O yüzden onu şimdilik askıya alıyorum. Kron'la bir seri yapmak istiyorum. Üstelik de güzel bir Kaos serisi olabilir. Zaten diğer neydi bunun ismi ya? Kaos Lordları çok hoşuma gitmedi. Özellikle tipleri çok açmadı beni, ama Kron bambaşka. Neyse, uzatmayacağım. Sizin kafanızı daha fazla şişirmeyeyim ve hemen başlayalım. Kan tanrısı Khorne, pirinç tahtında öfkeden deliye dönüyor. Takipçilerinin katlettiği sayısız yüce şampiyonun dağ kadar olmuş kafataslarının arasında dinleniyor. Kan onun adına aktığı sürece nereden aktığını umursamıyor. Khorne savaşçılarının kendi aralarında savaşlarını görmek çok da garip değil. Çünkü onlar nefret dolu efendilerin gözünde yeteneklerini kanıtlamak için savaşıyorlar. Aslında bu biraz tanıdık geldi. Biliyorsunuz Warhammer 2'ye çıkan en son DLC canavar adamlara özel bir DLC'ydi ve orada kendini Kron'a kanıtlamaya çalışan bir muştalı boğamız vardı. Ve önüne gelen herkesi kesiyordu. Buradaki savaşçılar da muştalı boğadan farksız değilmiş. Kron'un takipçisi olmak demek acıyı, yıkımı göğüslemek ve onun amacı uğrunda hizmet etmeye yemin etmek demektir. Kron'un en yeğlenen hizmetkarlarına engin güçler bahşedilir. Bazıları iblisle, ne diyor, iblislike kadar yükselir ve seçilen ender kişiler onun öfkesini tüm dünyaya yaymakla görevlendirilir. Kan tanrısı için kan. For the God, Blood God for kan. Nasıldı ya bunun şeyi vardı. Blood God for Blood diye bir söz vardı, o aklıma geldi. Kafatasları kafatasına haraç verilmek için muharebe gerçekleştir. Yerleşim yeri yık ve kafatası yığını biriktir. Bu kafatasları herhalde bizim bir nevi gelirimiz gibi bir şey olacak arkadaşlar. Yıkıp çağıran yerleşim yerleriniz ardınıza bıraktığınız harabelere otomatik olarak yayılabilir. Ya da onları aniden işgal etmek için kafatası harcayabilirsiniz diyor. Bunu görmeyi çok istiyorum. Kan dökme ordularınız her muharebe sonrası güçlenir ve yerleşim yeri yerle bir ederek geçici destek birlikleri bile çağırabilirmiş. Bu da güzel duruyor. Bunların hepsine bakacağız. Devam et diyorum arkadaşlar. Tamam, sustu karakter. Bir saniye. Sakin ol. Tamam, başlayacağız. Lord detaylarına baktığımızda sürgün edilen olarak da bilinen Scarbrand bir zamanlar Kron'un iblislerinin en kudretlisiydi. Gururu yüzünden kan tanrısının hizmetinden kovuldu ve Kron'un topraklarından atıldı. Çöküşüyle sonsuza dek işkenceye mahkum olan Scarbrand durdurulamayan huzursuz bir öfkeyle ölümlü ve ölümsüz diyarlarda dolaşır diyor. Ona bakacağız. Kendisi hakkında çok bir bilgiye sahip değilim. Fraksiyon etkilerimize baktığımızda yabancı bölgede ordular ikmal oluyormuş. Harika bir özellik. Ama tüm fraksiyonlarla Cronate fraksiyonlarıyla ilişkimiz -20'ymiş. Tüm değilmiş bu. Sefer hareketmenizi yerleşim yerine yerle bir ettikten sonra %25 artıyormuş. Ve bu tüm karakterler için geçerli bir şey. Çok iyi.
Lord Etkilerine baktığımızda sefer hareket menzili muharebe kazandıktan sonra %35 artıyormuş. Sadece Lord için geçerli. Yetiştirme maliyeti %35 düşman veya yerle bir edilmiş bölgedeyken diyor. Yani düşmanın veya yerle bir edilmiş bir bölgedeyken yetiştirme daha ucuza gelecek. Çok güzel. Keşke bakımını da düşünseydi ama olmuyormuş. Şöyle baktığımızda burası neresi oluyor? Northka'nın kuzeyinde başlıyoruz arkadaşlar. Bölge olarak. Zorluğu zor yapıyorum. Çok kasmayacağım. Şu performans problemleri bir geçsin. Şöyle birkaç güzel olsun. Patch gelsin. Ondan sonra çok zor da oynayacağım. Şu anda çok şey yapmadım. Kasmak istemiyorum. Hadi bakalım. Serimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sefere başlıyorum. Skull of the Bear. Abi sinematik çok güzel ya. Rocks and rivers of fire. Here I found the greatest of all bloodthirsters. Bones of all that walked or crawled littered his lair. Scarbrand, rage incarnate. I had but a moment to make my case. The time it took to sharpen his murderous blades. The demon had spent millennia harvesting skulls to earn the forgiveness of his master, the Chaos God, Khorne. The skull of Ursan would gain his favor. What do you know of Khorne's favor? Nothing, mighty Scarbrand. I am but a servant, ready to aid your slaughter. I can smell the magic on you, Seer. I'll take your skull. Why take mine when you can have the skull of a god? Let me guide you through the maelstrom to where Belagor imprisons the bear. Take his skull. All I want is a drop of Ursan's blood. Keep your skull. Give me the bear. Hear me, the bear. One skull for the throne. The rest are mine to collect. Süper giriş ya, süper. Tam gaza getiriyor var ya, bütün Kizir de böyleydi. Bu da böyle. Muhtemelen tüm sinematikler böyle olacak arkadaşlar. Direkt yol gösteriyor ya. Elinizi çabuk tutun. Kudretli biçen tüm bölge boyunlarından kolayca ayrılacak kafalarla kaplı diyor. Önümüzdeki düşmanları kastediyor şu anda. İşte ilk avınız burada. Kan tanrısının dikkatini çekebilmeyi uman ölümlü bir ordu ama onun değil. Sizin dikkatinizi çekiyorlar diyor. Evet, bizim dikkatimizi çektiler. Bu topraklarda cirit atan ölümlü böcekleri öldürün ve kan ateş şelalelerini ele geçirin diyor. Tamam. Kan ateş şelalesi şu arkamız mı oluyor? Arka taraftaki bölge mi oluyor? Daha da uzaklarda parçalara ayırabileceğiniz çok daha fazla düşman bulacaksınız. Aşağılık Senesh'in kuvvetleri tek taşın üzerine sinmiş. Belki de daha fazla Kron'un müritlerinden aramalısınız diyor. Sinek Kulesi. Müttefik olmaya değil, öldürmeye geldik. Tabii ki zira babanız kanın nereden aktığını umursamaz. Tabii ki de umursamaz. Umursamazsın zaten. Biz kana kızacağız. Güneyde yeşil delillerle karşılaşabilirsiniz. Bir de Northlar var. İzin verirseniz size tapacak ölümler veya dilerseniz onları ikiz baltalarınızla tanıştırın diyor. Abi yazar çok küçük, böyle göremiyorum.
Tahribat yolunda güneye ilerlerseniz daha zengin topraklar elinizin altında olacak. Kizevin kırılgan ruhları ve imparatorluk mutlaka güç olma yolunda size yardım edecek diyor. Güzel. Middleland'ı falan gördük. Aha. Burası neydi ya? Ulan isimlerini unutmuşum ya. Oynamaya. Ostland olması lazım bu. Ne kadar çok kovatası alırsan Kaos Diyarı'na girmek ve ölen tanrıyı aramak o kadar kolay olacaktır. Kan hasadı başlatın. Başlatalım anam. Kron hizmetkarları karşılaştıkları kaos dışı fraksiyonlara otomatik olarak savaş açacaktır diyor. Kron fraksiyonları kan tanrısını memnun etmek için muharebede kaos tarikatlarından yerleşim yerlerini yerle bir etmekten ve kafatası yığınlarından kafatası toplar. Kafatasları yerleşim yerlerini ele geçirmek veya teknoloji araştırmak için gereklidir. Aynen teknoloji araştırmak için kullanacağız. Ne diyor bu? Tahribata çekilme. Kron kuvvetleri fethettikleri yerleşim yerlerini yerle bir etmeye teşvik edilmektedir. Kötü ruhlu ordular yerleşim yerleri yerle bir edildiğinde çağrılabilir ve yerle bir edilmiş bir yerleşim yerinin kontrolü zaman içerisinde yerleşim yerinin yer aldığı eyaleti kısmı olarak kontrol eden herhangi bir Korn fraksiyona geçecektir diyor. Korn fraksiyonları büyük oyunda yer alarak fanilerin alemlerinde kimin en çok yozlaşmaya yarayacağını görmek için diğer kaos müritleriyle mücadele edecek diyor. Buradan devam edeceğiz. Evet, ilk ordumuzu yenmemiz lazım. Bu savaşı yapacağız. Hemen şuradan bir binalara bakmak istiyorum. Ne yapabiliriz? Burası garnizon veriyor. Yıpranma veriyormuş. Yıpranmayı azaltıyormuş. Çok güzel binaları var sanırım. Hemen bakalım. Ben çok az bir şey bakmıştım yani. O da yayını test ederken yani. Kalitesi test ederken olmayacaktı. Baktım yani çok kötüydü. O yüzden şey yapamadım ama. Artık bu şekilde yapacağım. Yapacak bir şey yok. Kazanan gelir veriyor. Tüm binaların gelirini arttırıyor. Düşmanın liderliğini düşürüyormuş. Bu aslında güzel olabilir. Burayı savunurken bayağı iş yapar. Zayet Hikmali savaş sonrası yağmalarından elde edilen geliri arttırma veriyormuş. Kontrol veriyor. Kontrol artı bir her savaşlıktan sonra her tur bir puan düşüyormuş ama. Düşman lordu varken kontrol 5'e çıkıyormuş. Bir binamız daha vardı. Bu neydi? Bölgeye de zayiatı mümkün kılar. Yerel düşman orduları için gelir veriyor. Acemi kahraman üfesini arttırıyor. Korn yozlaşması veriyor ve kazanan geliri düşman lordu varken 100 arttırıyormuş. Bundan başlayabiliriz aslında. Bölgeyi savunmak için iş yapabilir. Korn et tazıları. Bunlar savaş şeyleri. Köpekleri falan sanırım. Aynen. Bir de onun üzerinde ne varmış? Kan canavarı. Canavarlı savaş arabası varmış. Bu da antipiyade bir şey. Bunu aslında yapabiliriz. Zaten parayı çok bir şeye harcayamayacağız başlangıçta. Hemen ilk savaşı yapalım. Burada teknoloji araştıralım. Derken girdik. Neyse karşımızda çok kuvvetli bir ordu yok zaten. Hemen kayıt alalım. Herhangi bir crash yediğimiz zaman çünkü sıkıntı yaşarız. Bir de böyle bir olay varmış. Kan dökme sakatlayıcı. İki zafer kazanırsam herhalde artacak burası. Aynen. 3-5 muharebe zaferi. Bu seviye için 3 muharebe zaferi gerekli diyor. Bunun için 6 diyor. Bunun için 9 gerekir diyor. Zayiat ikmalini arttırıyor. Büyümeyi, bakımı düşürme olayı var. Büyümeyi arttırıyor. Korn yozlaşması artıyor. Küresel yetişmeyi de -2 tur diyor. En az 1 oluyormuş zaten. Hadi bakalım başlayalım. Bunu arttıracağız. Bunu sürekli full tutmaya çalışacağım. Ki daha hızlı ordu basabileyim ve zayiat ikmalim artsın. Zayiat ikmali çok önemli çünkü. Korn'la alakalı bildiğim tek bir şey. İblislerde arkadaşlar liderlik düşünce böyle bir erime olayı oluyormuş. Vampirlerdeki gibi. Onun dışında çok bir şey bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber deneyimleyeceğim. Bizde niye büyü rezerv var lan? Böyle bir gösterelim şu Scar brandımızı. Abi herifin tipi 10 numara ya. Sanırım bu karakter ileride uçabiliyor. Herhangi bir yetenek açarak uçurabiliyor sanırım bunu. Çünkü oynanış videolarında görmüştüm oyun çıkmadan önce. İki tane süvari birimimiz var. Korn kan içenleri varmış. Bu arada bir şey bakmak istiyorum ya. İnşallah umduğum şey olmaz. Ha, tamam aşırıdaymış. Niye 30 kişiler lan bunlar? Çok azmış.
Ha, bunlarda öncü mevzilenmesi var. Güzel. Ama kullanmayacağım şimdi. Bir tane de savaş arabamız var. Şöyle generali öne alalım. General bayağı iş yapacak. Bu neymiş? Yakın dövüş saldırısı 24 veriyormuş. 100 tane düşman öldürürsek verecek bunu. Bu da çılgınca hücum özelliği veriyor. 35 saniye sürüyormuş. 35 metre çapında etki alanı varmış. 120 saniyede bir tekrardan aktif edebiliyormuşuz. Düşmanı üzerime çekmeye çalışacağım. Az bir zayiat vermek istiyorum çünkü. Biraz hızlandıralım. Gel abicim gel. Duvarlar mı geliyor sadece üzerime? Düşman üzerime gelmiyor ya. Onları çevrelemek istiyorum çünkü ama. Bak bak diplerine kadar giriyorum ama yok. Yapacak bir şey yok. Şöyle saldıracağız. Atları yakalamak istiyorum. Bunlara arkadan saldırmak istiyorum. Şimdi atları yakaladık. Saldır. Güzel, atlar kaçtı. Bunları da hemen kuşatalım. Evet, şu an şey yaptık. 100 kill almışız. Hemen şu artı 24 saldırıyı da verdim. Ve düşmanı mahvettik. Güzel, çok kaybımız yok. Hemen genelde keselim acı. Karburantçım. Parçala şunu. Savaş arabam ne kadar zayiatıymış. Şey, can kaybetmiş ya. Ağzına ateşle tutabiliyormuş. Saldırı esnasında. Kaos kölelerinin icabına bak. Dedim de adam gidiyor. Başkalarına saldırıyor ya. Bunların hepsi kafatasını alacağız. Hepsinin kafa devlerini izin ve kafatasını dışarı çıkartın. Evet, uzatmıyorum. Normalde keserdim ama uzatmayacağım. 11 zayiatla bu savaşı kazandık. Güzeldi. Yakınlarda tek bölgeden oluşan eyalet var mı acaba ya? Kafatası alabiliyorum. İkmal alabiliyorum. Lütuf alabiliyorum. Ben tabii ki de kafatası alacağım. Yukarıda da görünüyor. 5K varmış. Görevi başardık. Lütuf, kafatası ve geçişinden kahraman geldi. Kan biçen diye bir kahraman gelmiş. Kendisi burada. Bunu hemen buraya takalım. Bunun bir görevi var çünkü buraya takmazsak
görevi şey yapamıyoruz. Evet, görevi başardık. YouTube ve kapatası geldi. Kendisine hemen bir göz atalım. Jagannath diye bir bineği varmış. Pirinç ve demirle kaplı kudretli canavarlar. Bu herhalde bir warp gibi bir şey. Kan tahtı diye bir herhalde chariot bu. Olması lazım. Ölümsüzlüğü var, güzel. Slaanesh'ten nefret ediyormuş. Yakın saldırı Slaanesh'e savaşırken. Ve silah gücü gene Slaanesh'le savaşırken. Güzel. Slaanesh'i parçalayacağız. Büyü direnci var %66. Of, ne kadar iyiymiş lan. Hücum bonusu, temel silah hasarı ve zırh tecrü hasarı varmış. Abi çok güzel yetenekleri var. Tam bir dövüşçü. Tam bir duellocu adam. Silah gücü ve hücum bonusu var. Yakın saldırı silah gücü. Savunma, liderlik, silah gücü, fiziksel direnç. Ki bu fiziksel direnç artacak. %9'a kadar çıkar herhalde muhtemelen diye düşünüyorum. Hücum bonusu burada gene. Silah güçleri, hız falan var. Güzel. Ölümcül hücum var. Suikast, bilimine saldırma, garnizon saldırma ve talim olayı falan var. Güzel. Gayet güzel yetenekleri var. Çok beğendim. Garbrandt'a bakalım. Bu sarsa tabi. Bu arada bizim karakterimizin sürgün edildi özelliği varmış. Doğrudan hasar veriyormuş bu. Kötü ruhlu, kararsızlığı. Kendisine karşı hasara neden olan bir olaymış bu. Saniye başına hasar alıyormuş. İbisenin cesareti liderlik paramparça olduğu zaman oluyormuş bu olay. Muhtemelen çoğu bilimimizde var bu olay. Dehşet salma, büyü direnci varmış. Fiziksel direnci varmış. Çılgınlığı varmış. Gayet güzel. Yara kanatma olayı var. Yüreklendirme özelliği varmış. Dirençlik var. Kuşatma saldırganıymış. Yani kapıları falan yıkabiliyor. Bu da çılgınca hücum olayı. Güzel, gayet iyi. Buradan başlangıcı silah gücü ve hücuma gideceğim. Hemen asker bakalım. Bir tane bundan... para bitti lan. Ne çok para bitti. Neyse. Teknolojilere bakalım. Seferlik menzili veriyormuş. Yerleşim yerini yerle bir ettikten sonra %10 artıyormuş. %35 zaten. Bunu alınca %45 mi olacak yani? Yağmayı arttırıyor. Baskın gelirini arttırıyor. Kafatası tur başına artıyor ama lider diplomatik ilişki düşüyor tüm fraksiyonlarla. Bakın kaos savaşları için -%5 düşüyormuş. Büyü direnci, korunun kan dökenleri ve yüce kan döken bilimler için %5 artıyormuş. Bu ne? Pasif yetenek tazelenme. Sağlık mı veriyor? Etkileşme koşulu muharebedeykenmiş. Bu saniye başına iyileşme 0,2'ymiş. Çok bir şey değil ama sıkıntı yok. Korn yozlaşmasını arttırıyor ve tur başına eyaletteki harap edilmiş bölgelere otomatik olarak koloni kurma oranını %5 arttırıyormuş. Bundan başlayalım. İlişkilerde herhangi bir şey var mı? Bakalım yapabileceğimiz. Tabii ki de yok. Çünkü tam bir şeyiz arkadaşlar. Baş belasıyız. Hemen bir tur atlayalım. Hızlıca. Video çekmenin de şöyle bir güzel bir yanı var. Patladı mı? Videoyu yüklemezsin. O da bir tane. O da bir şey. Görevi başarmışız. Güzel. Hemen şu bölgeye gidelim. Güzel. Burada bir tur bekleyelim bakalım. Şöyle bir olay varmış. Kötücül tezahürler diye bir olay. Neymiş bu? Hedef size ait ordu garnizonu değil, bir ordu sağlıyormuş. Ebedi savaş. Artı 0. Hedef orduya anında saldıracak küçük düşman bir ordu çağırıyormuş. Etkileşme sonrası soğuma sayısı 15 durmuş. Seferlik etmenizin %50 arttırıyor. Öldürüşlerden elde edilen kafatasını %100 arttırıyor. Tamamlanmanın ardından yerleşim yeri yerle bir edilecekmiş. Tamamlanma süresince sefer hareketi devre dışı kalacak diyor. 10.000 kafatası olduğun zaman olacakmış bu. Peki bunları nasıl uyguluyoruz ki acaba? Burası arttıkça mı sanırım, değil mi? Yozlaşmayla mı alakalı? Yozlaşma arttıkça bunlar şey oluyor anladığım kadarıyla. Biz tur atladık mı ya? Çevrede. Tur atlayalım hemen.
Ama zayiat yiyorlar mı ki? Şöyle bir haritaya bakalım. Olmadı saldırırız ya. FPS'e düşmese güzel olacak ama. Bir patch getirse güzel olacak aslında da. Yani bir savaşı yapalım. Kaydımı aldım. Herhangi bir crash tehlikesine karşı. İki baltalısı var. İki tane zırtıcı. Biri mi var? Bir tane süvarisi var. Bir de kaos savaşçısı varmış. Ben bunu general zannetmiştim ya. Unutmuşum bunun bir birim olduğunu. Ne zamandır oynamıyorum tabii. Gargar. Garhar. Gargara. Harap olmuş bir toprak. Şuradan girsek hatta direkt olur ya. Ya da şuradan mı girsek? Ama burayı kesin kapatır bunlar ya. Karakterin acaba canı ne kadar? 4K canı varmış. Zırhı da düşük. Bunun mesela şey, bunu çok fazla şey yapmayalım. Birazcık böyle işlerde tutalım. Çünkü çok çabuk ölecek gibi geliyor bana. Bunları da buradan sokarsak olur gibi. Şu an bu tarafa ateş edemiyor bu kuleler. Bunu bir kapatmak istiyorum. İkiniz şuraya gidin, vazgeçtim. Sen buraya yardım et. Bunları temizlersek hızlıca güzel olacak. Liderlik ne durumda? Liderlik düşüyor. Niyeyse liderlik habere düşüyor. Liderlik düşmemesi lazım. Düşerse kötü olur çünkü. Köpeklerle burayı alamayız diye düşünüyorum. Alabilir miyiz acaba? Ha, alabiliyor musunuz lan? Vay be. Evet, birimler aşırı yavaş. Bakayım hızlar kaçmış? 38. Evet, çok yavaşlar ya. Ama zırh değerleri nasıl? Zırh değerleri düşük arkadaş. Yani bu kadar ağır olmamaları gerekiyor. Oo, güzel. Adamları yendik. Ve zafer. Harika. Muharebeyi sonlandıralım. 51 kayıp. Yani kayıplarımız az olmuyor ama tabii yani şey, birimler bayağı az ya. Şey az demişim, pardon. Yavaş. Bayağı yavaş koşuyorlar.
Yani bizim Skarbrand direkt 91 kill almış. Çok iyi yani. Şu oyun mod desteği gelse de güzel modlar görsek ya. Şuna gelecek modları aşırı merak ediyorum. Yani Troy'da umduğumu bulamadım. Ben çok güzel modlar çıkar diye düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Kimse ilgilenmedi. Ama Warhammer 3 için, konuşamadım. Warhammer 3 için baya bir şeyim, umutluyum. Bu arada kanlı kelepçe diye bir eşya gelecekmiş. Tazeleme veriyormuş. Direkt işgal edince burayı şey yapıyor. Bende kafatası çalıyor. Kafatası tahtı için kafatası tasları diyor. Yerleşim yerini yerle bir edin ve düşenlerin kafataslarını toplayın diyor. Kafatası toplamak için bu. Tahmin edersem para ve ikmal alacağım. Kan tanrısı için şey yaparsam kan ordusu çağırır. Bu ordu yeni birim yetiştiremez. Diğer ordularla birim takas edemez. Zaman içerisinde hasar alır. Fakat hayatta kalma süresi artırılabilir diyor. Büyü rüzgarları güç rezervi tur başına da artı 10 artıyormuş. Bilemedim şimdi ne alsam acaba. Deneyelim hadi kan tanrısı için şey yapalım. Burayı yıkalım. Güzel. Musta kazandık. Görevi başarmışım. Yeni bir görev geldi. Bu da vasal ve askeri tiplercilere bir eyaletin kontrolünü alın diyor. Alırız. Böyle bir ordu geldi. Bu orduyu ben mi yönlendiriyorum acaba? Aa ben yönlendiriyormuşum. İyi. 4 tur ne diyor? Kalan tur. Muharebeye katılmak bu kuvvetin dağılmasına geçici olarak engelleyecekmiş. Kana tutamış zayiata karşı dirençliymiş. Azami süre şeymiş. 5 turmuş. Skarbrand'ı geliştirelim. Bir sefer hareket menzili almak istiyorum. Keşke gerçi liderliğe verseydik ya. Burada beklemek istiyorum. Burada... İlerlesek miydi acaba? Şurayı almaya kalksam ne yapabiliyorum? Payını oluşturabiliyormuşum. O da para ve asker kaybına yol açıyor. En azından ikmal yapabiliyoruz ya. O da bir şey. Keşke asker de alabilseydim diyeceğim ama... Şöyle yapsam alır mıyım? Alırım ben. Bir tane şunu alayım. Bir tane tazı alayım. Bunların dehşet saçma olayı var. Muhtemelen. Hatta şöyle bakabilseydim keşke ama bakamadım. Neyse bakarız. Param azmış. Oha. Param bayağı az. Bunu açarsam batacağım. Ne ara şey olduk lan? Hiçbir şey yapmadık. Bir anda nasıl battık böyle? Bunlar geldiği için mi acaba? Bunları acil kullanmamız lazım arkadaşlar o zaman. Gel at. Gel dayı sen buraya gel ya. Koş sen buraya koş. Evet. Askerlere talim yaptırsak acaba? Talim yaptıralım. Bir tur sonra para bitecek. Bu nasıl bir iştir? Kimseyle anlaşma da yapamıyoruz ki. Kimse bizi sevmiyor. Kıl payı zafer diyor. Aslında ben bu askerlerle bunlara bayağı bir zayiat verdiririm. Çünkü bunların hiç zırhı yok zaten. Sadece fiziksel dirençleri var. Ama orduyu şey yapmasam acaba şey yapar mı? Nereye kaçacak? Geri çekilmeye kalksam. Ha benim arkama kaçtı. Güzel. Beraber saldırmak istiyorum çünkü. Bir tur sonra bizim şeyimiz bitiyor. Beraber saldıralım. Güzel. Pyrrhus zaferi veriyor direkt. Hiç bekleyemeyeceğim çünkü şeyim yok. Yani gelirim yok. Burada kılların yüce muhafızı Slaanesh. Bu Legendary Lord mu acaba? Slaanesh oynamadığım için bilmiyorum. Haydi savaşalım. Kaos göllerimiz bile var ya. Ama fiziksel dirençte ne kadar etkili olabileceğiz bu adamlara karşı? Yani fiziksel saldırı yapabiliyoruz şu an sadece. Herhangi bir büyülü saldırımız yok. Gerçi ateşli saldırılar yapmamız lazım. Kılıçlarımızda böyle ateş olması gerekiyor ama.
Bakmadım hiç, dikkat etmedim. Bakarım şimdi. Buraya erken mi geldik acaba ya? Ha varmış. Yakın dövüş büyülü sal bu benim normal fiziksel saldırılardan korunan bilinerek hasar verebilen büyülü saldırılar gerçekleştirebiliyormuş. Ve zırh değici özellikleri piyadeye karşı bonusları varmış. Gayet hoş. Tek yapmamız gereken liderlerini koruyabilmek. Ona da bir şekilde artık bakacağız. Beklesek mi? Bunların şeyi nereden gelecek acaba? Destek birlikleri. Gerçi içerideydi onlar galiba değil mi? Bunlar burayı açması lazım. Girebileceğimiz de iki tane yer var sadece arkadaş. Cehennem avcıları. Süvari mi bunlar? Evet. Ne yaptın? En güçlü kuleyi mi diktin oraya? Vicdansız. Hiç uzatmadan direkt buraya girmemiz lazım. Hadi artık gelecekseniz gelin lan. Sayıları bizde baya baya fazla ya. Geçebiliyoruz mu acaba? Abi buradan direkt çıkmamız lazım ya. Çok kötü damage yiyeceğiz burada. Bunlar da hala gelemediler. Karban çok güzel kesiyor. Heh geldiler. Hele şükür. Oha yanlarında şey de varmış lan. Kanal tutamış da varmış. Hemen abi uçan birimleri götürelim şuraya. Bu ne? Kafa topu topları. Bu da burada dursun. Şuraya çıksın. Siz de şuradan böyle girin bakayım. Hatta sen de gir. Bizim köpekler nanay oldu. Genelleri bu mu? Bu şey mi? Sanayişin şeyi mi acaba? Legendary Lord'da bu mu oluyor acaba? Abla birimmiş lan. Aa köpekler geri gelmiş, güzel. Abla burayı alamıyorlar. Alabilseler iyiydi ya. Bunu buraya çeksem buraya alır mıyım acaba? Burayı acil almamız lazım ya. Çok acil. Artı 24 damage'imi de verdim. Bunu bir kez mi kullanabiliyoruz acaba? Yo 90 saniyede bir kullanabiliyormuşum.
Oğlum sen niye oraya girdin? Geri gel. Bir de hızlı ha. Topama bayağı hızlı. Bakalım. Bayağı bir sayıları azalmış. Güzel. Harika, burayı almışız. Ama buraya herhalde yukarıya almamız gerekiyor. Ha iyi, buradaki kuleden kurtulduk. Harika. Artık bitirdim oğlum sizi. Şimdi sıçtım bir tarafınıza. Ben bir bonusumu da vereyim. Böyle alırsam buradaki kuleden de kurtulacağım. Bunlar şey oldular, kontrolden çıktılar iyice. Aa benim şey gidiyor. Bunu kurtarmam lazım. Öldü mü lan? Savaş arabamızı kaybettik sanırım. Hadi lan, bir adamı kesemediniz. Burayı da aldık, harika. Abi bu ne yapıyor ya? Böyle içlere kadar giriyor. Oo, bunlar bayağı sıkıntı yaşamaya başlamışlar. Liderliğim azaldı lan. Liderliği azalıyor şu anda. Aha, aha, aha. Bu gelmiş buraya. Abi bizim şey ölecek. Skarbrand gidecek. Hiç iyi olmadı. Liderlikten can kaybediyoruz ya. Öyle bir şey yok. Acil şu adamı kes abi. Ana tutamışımız kontrolden çıktı. Herifler hala 800 kişiler. Abi kaçmayın ya. Alırsın Skarbrand onu ya. İki tane adam birden saldırıyoruz ama. Bizim Skarbrand bunu niye bırakmış abi? Ajan gidecek ya. Vay arkadaş. Skarbrand'a ben bu adamı saldır dedim, gitmiş başkalarıyla kapışıyor orada. Ha general de şey. Ajanı da kaybettik. Eksi 8 liderlik var abi ve sürekli can kaybediyor şu anda. 500 canımız kaldı. İnanamıyorum ya. Evet, Skarbrand da şey oldu. İnanamıyorum ya. Şu an gerçekten inanamıyorum. Buradaki askerler de liderlik kaybediyor değil mi şu an? Evet. Bunlar da mı liderlik kaybediyor? Siz niye liderlik kaybediyorsunuz arkadaşlar? Gibi ya. Evet, geber artık.
kadar da yıktık ama. Yani yıksak ne olacak, yıkmasak ne olacak? Bunların mühimmatı mı gitmiş lan? Böylece tam bir anti piyade herhalde. Ay anti büyükmüş. Ya doğru adama mı baktım ben? Evet. Ya şu an savaşı lidersizden kaybedeceğim ben yani. Abi sayı olarak da kalabalıktık ha. Sayı olarak da üstündük yani. Biz niye liderliği kaybettik onu da anlayamadım. Yani savaş kaybettik ama şey kazandık ama kazanmamızın bir olayı olmadı. Ne yapacağız bilmiyorum şu anda. Muharebeyi bitiriyorum artık. Bayağı da kill almışız ha. Adamlar bizden tamam üstündü. Ama sonra üstünlüğü biz ele aldık. Onların sayısı bayağı azaldı çünkü. Ama niyeyse biz liderlik kaybettik. Yani anlamadım ama. Neyse moral bozmak yok arkadaşlar. Bir şekilde toparlayacağız. Toparlayamazsak yapacak bir şey yok. Ya bu vampirlerde de olan bir şey aslında ama vampirlerde lider ölünce lider düşüyordu. Bunda direkt yani düşmeye başlıyor. Yani anlayamadım. Burayı işgal edelim bakalım. Bilgili, saldırgan. Saldırganı alalım bakalım. Gelir güzel fakat... Bunları kovsam mı acaba ya? Çünkü baya böyle benim şu an gelirimin içine sıçıyorlar yani. Pirinç köprüsü kaldı sadece. Bu neymiş? Kafatası tahtı. Kafatasların maliyeti 2000. Etkinleşme sonrası soğuma süresi 10 tur. Teferket menzili veriyormuş. Yerleşim yerini yerle bir ettikten sonra. Savaş sonrası yağmalardan elde edilen geliri arttırıyormuş. Diğer taraftan çağrıldı yeteneğini kazanıyormuşuz. Kan orduları üretiminde artı 2 daha fazla birim geliyormuş. Böyle bir olay var. Bunlar ikmal yapmıyorlar. Bari kovalım gitsin. Çünkü bizim gelirimize bayağı etki ediyorlar. Ben bundan hiç hoşlanmadım. Korn Kaos Savaşları alabiliyormuşuz. Bunların liderleri bayağı yüksek. Bunları alalım bari. Korn Et Tazları alabiliyormuşuz. Bunların hızları yüksek. Bir tane bundan alalım. Yani de bundan alayım diyeceksin de para bitti. Moral bozmak yok, bir şekilde toparlayacağız. Teknoloji araştırıldı, güzel. Görev bildirildi. Buradaki şeyi de arttırmışız bu arada. Gayet güzel. 1600 gelirimiz var. Fakat bina yapamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Bir tane daha alayım dedim. Alamadım. Neyse teknoloji araştıralım. Seferket menzili. Geç savaş sonrası. Bak şunu alabiliriz. Gerçi çok... Şey havada harcamak istemiyorum ama. Harcamaya da beni mecbur bırakıyor oyun. Bir tur daha atlayalım. Görev bildirilmiş. Korn'un yönetiminde olmayan herhangi bir bitişik bölgede Korn yozlaşmasını 75'e yükseltin diyor. Bu arada Korn yozlaşmasını nereden görebiliyorum arkadaşlar? Buradan görebiliyormuşum. Şu anda 23'müş. Bölünmemiş kaos yozlaşması daha fazla diyor. Kan ve ateş misyonu.
Ha, bu şeyi yapacağız. Bu eyaleti tamamlamak için gereken bir şeydi. Burayı daha sonra alabilirim aslında. O da ben lordumu ne zaman alabilecekmişim? 3 tur sonra alabilecekmişim. Evet arkadaşlar, bölümü burada sonlandırıyorum. Kısa kısa tutacağım çünkü. Bence güzel bir bölüm oldu başlangıç için. Korn, Scarbrand tekrar geldiğinde çok daha böyle güzel savaşlar yapacağız. Bu arada görsel aşırı iyi duruyor ya. Derken videoyu artık sonlandırıyorum. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve dilerseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.